İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin tartışmasız, en tarafsız, en objektif haber kanalı Yalaka TV'den herkese sevgiler, selamünaleykümler. Ben spikeriniz Deha Sansar. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz tüm dünyanın merakla takip ettiği Amerika seçimlerinin mağduru, mazlumu, yerli ve milli başkan adayı, güzel insan Donald Trump. Evet, hiç vakit kaybetmeden Sayın Trump'ı yayına bağlıyoruz sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz Sayın Trump. Welcome. How are you? Fine, thanks. And you? Nasılsınız Sayın Trump? Hoş bulduk Deha Bey. Nasıl olalım be? Moralim çok bozuk. Uyunca elinden alınmış sümüklü bir velat gibi kaldım ortalıkta be. Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum Sayın Trump. Yani kesin olmamakla beraber maalesef hiç istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı şu anda. Yani siz kazanın diye yerli ve milli medya olarak inanın çok dua ettik. Kurşun döktürdük, didindik, oramızı buramızı yırttık. Ama maalesef sonuç ortada Sayın Trump. Peki... sizce neden böyle bir sonuç ortaya çıktı Sayın Trump? Bunu bize izah edebilir misiniz? Vallahi de abi ne bileyim. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmamış olsa bilem mutlaka bir şeyler oldu yani. Evet, anlıyorum. Anlıyorum sizi Sayın Trump. Peki Amerika'daki seçimlere dair bir takım iddialar var. Oylarınızın çalındığına dair iddialar var. Ne diyorsunuz bu konuda? Sizce de oylarınız çalındı mı Sayın Trump? Kesin çalındı Deha Bey. Uyların çalındığını ispatlayamam ama yemin edebilirim. İncil Musaf çarpsın ki Biden olacak o hırsız uyları çaldı. Hırsız deyince Türkiye'deki bazı dostlar üzerine alınmasın rica ederim. Alınmazlar, alınmazlar Sayın Trump. Siz hiç merak etmeyin, alışık onlar bu duruma. Peki Sayın Trump, Amerika'daki medya... Size karşı yapılan bu siyasi darbeye neden kayıtsız kalıyor? Bir fikriniz var mı bu konuda? Ah Deha Bey, ah! Amerika bir Türkiye değil ki medyayı kendine kul küle yapasın. Çok isterdim ben de Tayyip Aga gibi bana bağlı bir medyam olsun. Ben ne istersem onu söyleyip onu yazsınlar. Aynı anda 300 kanal beni canlı yayınlasın. Ama işte burada lanet ulası yasalar... Bağımsız kurumlar izin vermez ki buna be. Ah bir dönem daha kultukta kalsaydım belki ben de Tayyip Aga gibi ülkeyi kendi çiftliğim yapardım. Ama olmadı be. Ah Sayın Trump, ah siz de reisimizin yolundan gitseydiniz işte bütün bunlar başınıza gelmeyecekti. Peki seçimi kaybederseniz bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz Sayın Trump? Kaçmayı düşünüyorum Deha Bey. Beni bu saatten sonra rahat bırakmazlar. Yoksa bugüne K7'm hurmalar beni fena dırmalayacak. Acilen çoluk çocuk ülkeyi terk etmemiz lazım. Peki nereye kaçacaksınız Sayın Trump? Düşündüğünüz bir ülke, bir ada, efendim bir yer, bir bölge var mı? Olmaz olur mu Deha Bey? Tabii ki Türkiye'ye sığınacağım. UK dostluğumuz var. Artıkım reis beni imayesine alır. UK'da nankör değildir herhalde. Ama bakalım vize almayı başarabilecek miyiz? Ama Sayın Trump, Türkiye Amerika vatandaşlarından vize istemiyor ki zaten. Ne vizesi? Yengen vizesi be ya. Melani'den izin alamazsam bittim ben be ya. Zaten seçimlerde kesin Biden'a uy verdim melanet kacı. Şu anda son dakika haberi önümüze düştü sevgili izleyiciler. Amerika'da kesin sonuçlar açıklandı ve yeni başkan an itibariyle Joe Biden oldu. Evet, Trump hattan alabiliriz arkadaşlar. Bizim böyle çirkef, mızıkçı, hırsız, adi din düşmanı bir megalomanla zaten işimiz olmazdı. Biden gibi dürüst, Türkiye dostu, ahlaklı, reisle her konuda anlaşabilecek yerli ve milli bir başkana ihtiyacımız var zaten, değil mi efendim? Hemen de sattınız beni yalaka, üd verenler sizi. Üd veren mi? Vallahi bu küfrü ilk kez sizden duyuyorum yani. Üdünüz kopar, düzenimiz çarkımız buzulacak diye. Hepinizin çarkına tüküreyim be. Hemen hattan alın arkadaşlar. Konuşturmayın şu ağzı bozuk pis sarı kapalı Johnny'yi ya. Al bunu hattan, al. Evet, aldık mı? Ha şöyle ya.
Ya tertemiz, dürüst, örnek bir insana. Daha da ötesinde Amerika Başkanı'na, Sayın Joe Biden'a bu hakaretlerin edilmesine daha fazla müsaade edemezdik sevgili izleyiciler. Zira bu duruş yayın ilkesizliğimize aykırı bir durum. Yayın ilkemize aykırı bir durum. Evet, bye bye Trump diyoruz. Welcome sayın sevgili Biden diyoruz. Ve herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugünlük bizden, Yalaka TV'den bu kadar.